Bir ses, müzik veya olay bizi etkilediğinde neden tüylerimiz diken diken olur? TDD. Bu soruya galiba 2 sene önce falan bir ya soruyorumda ya televizyonda sormuş olabilir. Tam emin değilim ama zaten gitmiştir onu. Şimdi kim bulacak arkalarda ama. Bu konuya çok uzun cevap vermektense öncelikle adamın ismini gene unuttum. Beyninizdeki Müzik diye bir kitap var şu anda piyasada. Baskısı bitmiştir muhtemelen çünkü bir ara popüler oldu. Ben de çok bahsetmiştim o kitaptan. O kitabın yazarı olan abi, Levitin mi ne soyadı öyle bir şey. Bu arkadaş kitapta da anlattığı gibi aslında bir ses teknisyeni. Özellikle bir stüdyoda da yardımcı Tom Meister'lik yapıyor. Bu stüdyoda enteresan bir şekilde meşhur gitarist Santana'nın kayıtlarını yaptığı stüdyo. Genellikle de esas Tom Meister yani ses mühendisi Santana kayıt yaparken oraya geliyor. Santana'nın da böyle tuhaf bir ritüeli varmış. Mumlar falan yakarmış stüdyonun içerisinde. İşte otururmuş, başlarmış işte kayıt üzerine gitarını çalmaya. Bir gün işte esas Tom Meister'in bir sıkıntısı çıkıyor. Arkadaş gelmiyor. Bu arkadaşa diyor ki sen yapar mısın kaydı? Zaten ayarlar belli. Bu da olur falan diyor. Sonra oturuyor. Santana çalarken ambiyansta, ortamda işte kayıt tarafında camdan onu izliyor falan. Tabii sesleri de kulaklıkla dinliyor. Diyor ki bir anda diyor bütün vücudumu bir duygu sardı. Bütün tüylerim ayağa kalktı diyor. Böyle bir hal geldi bana diyor. Hani gözlerimde yaşlar, içimde coşku. Ya yani merak ettim diyor. Orada stüdyoda oturan bir adam bir takım sesler çıkarıyor. Bu sesler beni nasıl etkiliyor diye. Tom Meister'lik kariyerini askıya alıp nörobilim okuyor. Arkasından müzik ve beyin ilişkisi konusunda dünyanın en sayılı otoritelerinden biri haline geliyor. Ve o kitabı da konferans gezerek dünyada anlattığı müziğin beynimizdeki etkilerini toparlamak üzere yazmış. Şimdi burada mesele çok detaylı ama yani insanın kültüründen, tarihinden, antropolojisinden getirdiği bir sürü bir şey var ama müzik hep söylüyoruz duygusal bir iletişim sistemi. Nasıl ki duygular vücudumuzda bir takım yansımalara sebep oluyorsa müziğin bizde yarattığı duygulanım da yine vücudumuza bir şekilde yansıyor. Ve bu müziğin uyandırdığı duyguya bağlı olarak işte tüylerin diken diken olması, gözden yaş akması, işte sırtın dikelmesi, omuzun kayması falan şeklinde kendini gösterebilir artık. Duygunun tipi neyse bilmiyorum müzikten müziğe değişir. Mesela caz dinlerken bende göz seyirmesi oluyor böyle caza çok alışık olmadığım için hafif hafif bir süre sonra ben kafam ısınmaya başlıyor çünkü caz müziğin şeyini yani kültürü de çok yok. Takip etmekte zorlanıyorum. Daha önce demiştim ama canlısı hariç. Yani canlısını seyrederken o problem olmuyor. Çünkü oradaki arkadaşların o can hıraş şeylerini görünce insanda böyle bir merhamet hissi oluşuyor. Yani bu çocuk niye çırpınıyor bu kadar falan filan diye. Müziği anlamasam da yapılan emeğe saygım var. Müziği neden sevdiğimizi tekrar hatırlayalım. Müzik İnsan sesini çözümleme konusunda hiper uzman bir beynin ses dalgaları vasıtasıyla hacklenmesi demektir. Bir ses dalgalarını kullanarak sesle iletişim kuran bir insanın en önemli beyin bölgelerinden biri olan işitme korteksini hack eder ve orada duygular tetiklenmesine sebep oluruz. O yüzden de müzik insanları ağlatır da coşturur da ve çok sevdiğim Johann Sebastian Bach'ın müzik tarifini burada tekrar yapmak isterim. Lan adamın da inşallah böyle bir Davudi ses tonu vardır. Çünkü bu hakikaten böyle normal bir sesle söylenecek bir laf değil. Demiş ki Johann Sebastian Bach, gerçek müzik kadınların gözlerinden yaşlar, erkeğin kalbinden ateşler çıkarmalıdır diye. Adam artık nasıl beste yapıyorduysa bilmiyorum. Bu laf çok hoşuma gidiyor. Gözünden yaş, kalbinden ateş ne bunlar? En şiddetli duygulanımları cuşu huruşa getiren bir uyarandan bahsediyor. Ve tabii ben de müzik yapıyorum ama henüz kimseyi ağlatıp coşturabildiğim o kadar vaki değildir. İnşallah nazar etme ne olur? Çalıştığın da olur diyerek bir sonraki soruya pas atayım. Nereye gitti? Nazara inanır beynimizde mısın diye bir sorun vardı. Neydi öyle? Aa şey? Evet o vardı. Ben onu aşağıya koydum kaldı. Şurada buldum. Direkt de soru size hitaben yazılmış. Hocam nazar var mıdır? Deyip bu net bir şekilde. Diyerek bitireyim mi? Yok öyle cık diyebileceğim bir şey değil. Nazar, Arapça bakmak demek. Bakarak bir insanın şeyleri etkilediği, özellikle bazı tırnak içinde ruhsal enerjisi yüksek insanların olayları etki edebildiği, eşyaları kırıp dökebildiği ya da ne bileyim olayların gidişatını değiştirebildiğine dair bir eski inanış vardır. Bu inanış bildiğim kadarıyla çok kadim bir inanış. İnanışın hiçbir aslı astarı olmasa bile varsayalım ki hiçbir aslı astarı yok. Çıkış noktasını anlamak çok kolay. Zira bugünün toplumunda bile yaşadığımız bir şey var. Bize mi baktın birader, ne bakıyorsun kardeş falan diye bir şey var. Uzun süre bir insana gözünüzü diker bakarsanız rahatsız edersiniz. Çünkü göz göze bakmak memelilerde meydan okumak anlamına gelir. Biz de memeli olduğumuz için tanımadığımız biri böyle gözünü dikip bakarsa böyle bir sıkıntılı bir durum oluşur. Bu bakışın şiddetli bir etkileşim yolu olmasını insanın en ilkel dönemlerinde hemen anlamasını
gerekli kılıyor. Yani bakış çok sert bir şey belli ki. Fakat öte yandan kuantum fiziği deneylerinden yapılan bazı psikofizyolojik gözlemlere kadar birçok yerde tuhaf şeylere rastlıyoruz. Şimdi birincisi, önce şunu söyleyeyim, bir arada da bir konu var. Hawthorne efekt mi, Hawthorne etkisi mi bir şey vardı. İzlenen bir insanın izlendiğini bildiği takdirde davranışını değiştirme olayı var. Mesela işte bir sahne etkisi ya da işte bir sokakta yürürken birilerinin seni izlediğini vehmetsen bir anda normal yürüyüşün değişiyor. Düşünemiyorsun, kafan oraya takılıyor. Doğal rutin davranışlarını sergileyemez hale geliyorsun. Birisi sana baktığı zaman o bakışı biliyorsan ya da hissediyorsan ya da görüyorsan, birisi seni bilgilendiriyorsa seni izliyorlar diye. Dolayısıyla davranışlarının değişmesi ve normalde olmayacak şeylerin olması yine muktedir. Muktedir dedim ya, mukadder diyecektim. Yine mukadder çünkü insanın izlenmeye dair böyle bir ikircikli tarafı var. İzlenmek insanı strese sokuyor. Şimdi bakışın insan davranışını etkilediği bir başka normal kısım da burası. Fakat bunun bir anormal ya da paranormal bir bölümü var gibi gözüküyor. O da şu ki, daha önce zikretmiştim, Rupert Sheldrake bunu işte Biri Beni Gözetliyor kitabında bu tip deneyleri toplamış. İnsanlar görmeseler bile, insanların bir kısmı, özellikle kadınlarda oran yüksek, kendilerine bakıldığını hissediyorlar. Bu nazar etkisi diye anlatılıyor genellikle ama kültürümüzde adına nazar denen şey biraz daha farklı. Burada dikkat edin, bir insan var, o insana bir başka insan bakıyor. Ki bu kamerayla da baksa, direkt olarak o kişiye bedensel olarak da bakışlarını yöneltse, çalıştığı iddia edilen bir etki. Bununla ilgili ben deney yapmadım fakat yapılmış deneyleri bol miktarda okudum, referanslarına baktım, makul gözüküyor ama denemediğim için net bir şey söylemiyorum. Bazı şeyler denedik de ona fırsatımız olmadı. Fakat nazar dediğimiz şey, mesela ya bu araba çok güzel diyorsun, çork diye tekeri patlıyor mesela. Ya da işte ya bir kere gerçekten hiç olmayacak bir şekilde bizim başımıza geldi. Bir yere misafirliğe gittik. Evin hanımı da böyle, hani vardır ya, nazar boncuklarından şeyler yaparlar, böyle işler yaparlar. Ortada cam nazar boncuğu, etrafına ip ip bükerek böyle süslü şeyler yapıyor. Ve kadıncağız ona meraklıymış. Bir arkadaşımızla da işte beraber oraya gittik. Duvarda çok güzel böyle bir cam nazar boncuğu var. Ben dedim ki bu dedim ne falan. Kadın dedi ki işte ben bunları yapıyorum hani hobi olarak falan. Bizim arkadaş o sırada konuşmalarımızı biz yaparken girdi odaya. Dedi ki ne falan, dedim ya duvardaki nişan. Ay dedi, o ne kadar güzel bir şey diye bakarken çat diye nazar boncuğu ortadan bir patladı, langırt diye düştü. Kadın dedi ki tam olarak nazar çıktı dedi, işte böyle oluyor falan. Ben şimdi ben de bir irkildim hafifçe, böyle amanın falan oldum. Şimdi tabii bu tip durumlar denk gelmeyle çok rahat açıklanabileceği gibi bir B şıkkı da var. Bizim uzmanlık alanımız, yani bilim dediğimiz kısım, henüz burayı açıklamak konusunda çok başarılı değil. Çünkü aşikar ki eğer böyle bir şey varsa bizim bilmediğimiz bir etkileşim cinsinden çalışıyor olması lazım. Yani bilmediğimiz etkileşimi de nasıl deneye sokacağım? Şeyma'nın yaptığı ön sezi deneyinde olduğu gibi test savunmasında böyle kaldık vallahi. Kız ön sezi var diyor ama şimdi nasıl açıklayacaksın? Yok zaman tensörleri, izafiyet, efendim prekognisyon, bir sürü bir şey demek zorunda kaldık. İnşallah ileride bilimsel paradigmamız geliştiğinde bu önemli bir araştırma alanı olacak. Çünkü bakıldığını bilen bir canlı ya da canlı kendisine bakıldığını bilme gibi bir yeteneği var ise eğer, evrimsel olarak bu çok büyük bir avantajdır. Sağ kalımı destekleyen, üreme başarısını arttıran kesin bir avantaj olacaktır. Dolayısıyla bunu inşallah birileri araştırma yolunu bulur, biz de öğreniriz bakalım. Şu anda ya bu kadar uzun lafı şunun için söyledim, bilmiyorum yani.